Efendi Abalıoğlu, gazeteci. Yakın tarihin basın hayatında önemli bir isim olan Yunus Nadi'nin oğlu. İlk gençlik yıllarında baba mesleğine fazlaca ilgi duymadı. Avusturya'daki tahsili sırasında Cumhuriyet muhabiri olarak mesleğe adım attı. 1936'dan bugüne günlük gazete çıkarmanın yoğun temposu içinde yaşadı. 9 kitabı yayınlandı. Bu eserlerin çoğu yazılarından seçilmiş örnekler ve uzun çalışma yıllarının hatıraları. Ve biri müzik merakıyla ilgili. Dostum Mozart. Dostum Mozart, kemancı Nadir Nadi'nin bir sevgi denemesi. Nadir Nadi doğduğu vakit ülkemiz İttihat Terakki rejiminin eşiğindeydi. Yıl 1908'di. Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğmuştu. Yani o zamanki adıyla Megri ilçesinin Kayaköy'ünde. Evet. Aileniz Fethiyeli midir? Ailem Fethiyeli'dir. Bir büyük babam tarafından Fethiyeli'dir. Tabii ama demin de söyledim. Büyük babam. Oradan oraya tayin edildiği için tesadüfen Fethiye'de bulunuyordu o zaman. Babanız ne münasebetle bulunuyordu efendim Fethiye'de? Babam sürgün olarak bulunuyordu Fethiye'de. Nasıl oldu hayret ediyorum. Böyle gaddar diyoruz biz Abdülhamid'i. Babam istida yazmış. Ben demiş sürgün cizamı geri kalan kısmını doğduğum yerde geçirmek istiyorum demiş. O zaman lütfetmiş Abdülhamid yahut da ilgili paşalar lütfetmişler. Babamı, büyük babamı Fethiye'ye aktarmışlar. Oraya tayin olmuşlar. Daire Midilli değilmiş. Midilli'ye sürgün gitmiş. Oradan Fethiye'de. Ben de o yüzden doğmuşum. Fethiye'den ne zaman ve hangi sebeple ayrılmış aileniz? Meşrutiyet ilanından biraz sonra. Fethiye'den ayrılmış ailem. Büyük babamız karantina memuru olduğu için oradan oraya nakletmişler. Oraya gitmiş. Siz o yıllardan bir şeyler hatırlar mısınız? 6 aylıkmışım o zaman. Efendim tahsil hayatına nerede ve nasıl başladınız? Göztepe'de oturuyorduk. Ben işte 5-6 yaşındaydım. Babam beni o zaman Sartır Bey'in işlettiği ve müdür olduğu mektebe götürdü. Teslim etti beni Sartır Bey'e. Tahsil hayatına başlamam bu şekilde 6 yaşında falan oldu. Nadir Nadi birçok defa mektep değiştirmek zorunda kalmıştı. Çünkü mütareke yıllarıydı. Çok geçmeden milli mücadele başlayacak ve babası Ankara'ya gidecekti. Yerleştikten sonra ailesini de aldıracaktı. Ankara'da babanız ne yapıyordu yahut o yılların Ankara'sından neler hatırlıyorsunuz? Ankara mebustu. Yeni Üniversitesi'ni orada çıkardı tekrar. Bir zahmette kırıklıklı arabalarla, kanunlarla makineleri taşındı. Zaten makineleri ilgili de çok iddiaydı o zaman tabii. Siz 12 yaşındaydınız. Bu faaliyetlere katılmak için erken bir yaş. Kaldığınız yerden okula mı devam ediyordunuz? O zaman artık saati ve metni falan kalmadı. Ankara Lisesi'ne geçtim. Yani lise değil, ortaokuldum. Ortaokulu birinci sınıfa kabul edildim ve başladım çalışmaya. Cumhuriyeti hazırlayan yılları Ankara'da geçirdiniz. O yıllar kan ve barut kokuyordu. Ama biraz da Cumhuriyet kokuyor muydu efendim? Hayır, bir şey yoktu içinde. Öyle bir şey yoktu. Bir şey, meclis var. Ya babanızdan duyduğunuz, babanız Atatürk'ün yakını olarak böyle evet. Bir şeyden bahseder miydi? Babam gayet daima iyimserdi. İyimser olmasaydı bizi 8-10 yaşında çocukları oraya çağırmazdı tabii. Çok iyimserdi. O iyimserlik de bize aksederdi tabii. Cumhuriyet'in ilanı sırasında Ankara'da mıydınız? Hayır, Ankara. İstanbul'da gelmiştik arkadaşım. Büyük taarruz olmuştu 1922'de. Taarruzu biz kazandık. Ondan sonra babam her şey bitmiş gibi yani neredeyse bütün Cumhuriyet inkılapları yapılmış gibi bizi tuttu kolumuzdan İstanbul'a getirdi. Milli mücadele kazanılmış ve Cumhuriyet ilan edilmişti. Memleket bütün kurum ve kuruluşlarıyla yeni bir oluşum içindeydi. Ve Yunus Nadi yeni bir gazete çıkarmaya başlıyordu. 7 Mayıs 1924'te Türk basınında yeni bir gazete doğuyor. Yeni gün kapandı bu şeyden sonra. Hamlelerden sonra o inkılapların bir kısmı yapılmıştı. Babam geldi
ve gazetenin ismini Cumhuriyet yapacağım dedi bize. Siz bu arada İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray'a yeniden başlamış oluyorsunuz değil mi efendim? Ankara'da kaldığım yerde başladım. 1930'da siz 22 yaşındaydınız. İlk gençliği geçmiş sayılırsınız. Hayatınıza bir yön verecek yahut hayatınızı çizmek yolunda bir karar verebilecek yaştaydınız. Babanızın mesleğini mi seçtiniz, yani gazeteciliğe mi başladınız, yoksa hayatınıza başka bir yön mü çizdiniz? Efendim, nasıl oldu bilmiyorum fakat babam mesleğine devam etmek zorunda kaldım. Yani öyle icap etti. 6. sınıf, 7. sınıf, 11. sınıf bitirdik lirasayı bu şekilde. Organize bir insan olmadığım için beni pek fazla şey yapmadı. Acaba meslek seçsem, denizci mi olsam, karıcı mı acaba diye bir meslek seçmeden oldum. Nadir Nadi 1930'da Galatasaray'ı bitirdi. Yüksek tahsile devam etmek üzere Avusturya'ya gitti. 1930'ların Avusturya'sı. Niçin Avusturya'da okumak istediniz? Ben tercih ettim Avusturya'yı. Çünkü Mozart'ı çok seviyordum. Hatta bir kitabım vardır Mozart üstüne. Çok mutlu yıllarım oldu Viyana'da okuduğum yıllar. Efendim Avusturya'da ne okuyordunuz? Avusturya'da Almanca Staatswissenschaften derler. Türkçe'yi çevirirsek bu şey, ne diyebiliriz buna? Sosyal bilimler. Sosyal bilimler diyebiliriz. Evet. Diyebiliriz. Evet. Sanırım 1933'tü İsviçre'ye geçişiniz. Evet. Avusturya'dan niçin ayrılmıştınız? Çünkü orada enflasyon vardı ve ayrıca bir şey vardı. Sosyal kargaşalık vardı. İçindeydim. Üniversiteye gibi imkanı kalmamıştı hemen hemen. Her gün kavga olurdu. Nadir Nadi bu kavgalı Avusturya'dan kavgasız İsviçre'ye geçti. Türk tarihi için önemli bir yeri olan Lozan'da 1935 yılında üniversiteyi bitirdi ve Türkiye'ye döndü. 1930'dan beri ısınma talimleri yaptığınız gazeteye döndünüz. Bu kendi tercihiniz midir? Ben bitirmişim tahsilimi. Bir şey yapmak lazım. Tabii babam da gazete çıkarmış, adını vermiş gazeteyi. Onun yürümesini isterdi tabii. Yaşım dolayısıyla evvela beni tercih etti. 1936 yılı 1 Nisan'ı size neyi hatırlatıyor efendim? Zannedersem bir yazımı sormak istiyorsunuz. Onu hatırlatıyorum. Ama unuttum yazı. Ne yazdım bilmiyorum. 1936 yılı 1 Nisan'ında ilk başyazınız yayınlanmış gazetede. O günden bugüne de bu değişmemiş. Fakat Türkiye'de ve tabii dünyada çok şey değişti. 1940'lar Türkiye'sinin bir portresini çizer misiniz lütfen? Valla o manzarayı yöneten zat İsmet Paşa'ydı. İsmet Paşa, ben bazen hayran olurum bazı hallerine, bazen de yaptığı işleri beğenmeyerekten karşısındayımdır. Çok zordur anlatması. Bu ikinci Cihan Harbi'ndeki Türkiye'nin durumunu çok dikkatle izlemek lazım. Genel manzarayı ortaya çıkarmak bakımından tabii aldandığın yerler olabilir, yanlış yaptığın yerler olabilir. Siz o harbi yazılarınızda nasıl yorumluyordunuz? Efendim, şey olmak lazım gelirse, bir taraf olmak lazım gelirse, tabii değişik şekillerde değindiriyordum. Ben de harba girmemizi istemiyordum. Türkiye için iyi olmayacağını düşünüyordum. O bakımdan hayırlı olmuş. 1938'de Galatasaray'da hocalık etmeye başlıyorsunuz. Hangi dersi veriyordunuz efendim? Siyasal bilimlerin bir uzantısı, sosyoloji okutuyordum. Hocalığı sevmiş miydiniz? Çok sevdimdi. Çok sevdimdi. Evet. Karşınızda 40-50 tane masum çocuk böyle ağzınıza bakıyorlar, ne söyleyecek acaba falan diye. Hoş bir şeydi. Nadir Bey Galatasaray'dan, benim sosyoloji hocam. Sosyoloji 11. sınıfın dersiydi. Demek ki 1940-49 yıl önce. Genç, 31-32 yaşında olmalı. Yakışıklı. Avrupa'da üniversite okumuş. Çok meşhur. Devrin en önemli gazetesi Cumhuriyet'te yazıyor. Kadınlar arasında süksesi bulunduğunu duyuyoruz. Rahat bir hoca, güzel giyiniyor. Bazen öğle yemeklerini başka bir gözde hocamız İsmail Habib veya Fransız hocalarımızla
devrin meşhur lokantası Beyoğlu Abdullah'ta yiyor. O gün öğleden sonra dersi varsa onlar daha da çekici geçiyor. Zaten dersi ilginç bir ders. Sosyolojiyle ilk defa tanışıyoruz. Kendisi de Galatasaray'dan. Bütün bunlar 16 yaşındaki genç Galatasaraylıları cezbedecek nitelikler. Bundan dolayıdır ki daha ilk günden bütün sınıf ona hayran kaldık. 49 yıldan beri dostluğumuz sürüyor. 1943'te gazeteciliğe beni o başlattı. Yani gazetecilikte de hocam oldu ve ondan çok şey öğrendim. Nadir Bey'in gazetecilikteki yetenekleri tartışılmaz. Beni hep destekledi, teşvik etti, hala da eder. Diyebilirim ki şimdi aralarında 16 yaş fark bulunan iki eski arkadaşız. Harbin sonlarına doğru bizde de demokrasi arzuları baş göstermeye başlamıştı. Dörtlü takriri siz de tasvip ediyordunuz değil mi efendim? Onlardan da. Özgürlük prensibindi. Özgürlüğe doğru bir adım olduğu için hoşuma gitti tabii. 1946 seçimleri memleket için ne ifade ediyordu? Şimdi uzaktan bakınca ne diyeyim yani bu insanların bünyesi, sosyal şartlar bizi o yola itti ve daldık içeri. Bence fazla daldık. Yani onlar halk bunu şey manasını aldı. Efendim namazımıza, niyazımıza döneceğiz. İşte istediğimiz oruç tutacağız, istediğimiz namaz kılmayacağız falan gibilerden böyle şey çok spekülatif bir mahiyete büründü ve iyi olmadı bence sonradan bakınca. Yani 46 seçimlerinin sonuçları iyi olmadı. Sonuçları iyi olmadı. Evet. Daha sonra bir demokrasi gibi bir netice çıktı. Doğurdu bu dörtlü takdir. Evet. Sonra 1950'de milletvekili seçildiniz. Menderes'in partisinden ama bağımsız olarak. Meclisi daha yakından tanımak istiyordum. Çin'e girmek ve hangi istihare gittiğini görmek istiyordum. O vesileyle o harekete karışmış oldum. Evet. Ama bağımsızlığımı şu zaman kaybettim. Nadir Nadi iki defa daha meclise girdi. 1954'te ve 27 Mayıs'tan sonra. 1946'da demokrasi hareketini benimsediği gibi 1960 müdahalesini de benimsemişti. 1958 üniversite olayları ve ardından 1960 darbesi. Bunlar demokrasinin göstergesi olan olaylar mı efendim? O zaman çok değiştik yani. Günden güne değişiyorduk. Evet. O ordunun müdahalesi o zaman alkışladım. Alkışladım iyi oldu dedi. Ordunun kendine çizdiği yolda yürüyeceğine inanaraktan. Halbuki olmadı öyle. Bugün bu, yarın şu derken müdahaleler arttı. Evet. Çıkmaza girdik. Demokrasiye çok önem veriyorsunuz. Demokrasiyi nasıl anlıyorsunuz efendim? Demokrasiyi anlayışım herkesin dilediği gibi konuşması baskıya uğramadan ve baskı yapmadan diye anlıyorum. Demokrasi bir seçkinler hareketi midir? Bir elit hareketi midir demokrasi? Tabii. Dünyaya öyle başlamıştır. Evet. Halk hareketi başlamamış. Halk hareketi başlasaydı biz de öyle o yola çevirmek istediler. Ne oluyor? Halkın dediği olacak diyorlar. Halkın sesi hakkın sesidir diye bir deyim var derler. Evet. Olmuyor şimdi. Halkın sesi dediğimiz zaman karma karışmış çıkıyordu. Her kafadan bir ses çıkıyor. Değil mi? Peki bir başka demokrasinin tarifiyle ilgili bir cümle aklıma geldi. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir lafı. Laf olarak çok hoş. Evet. Öyle midir? Nazariyette öyle belki. Öyle olması lazım. Ama öyle olmuyor. Peki demokrasi bir kavga rejimi midir efendim? Olmaz. Kavga rejimi olmaz. Fakat dünyanın en ileri demokrasilerinde bile o kavga rejimi haline dökülüyor. Evet. Sonradan. Efendim gazeteciliğinize dönelim. Gazetecilerin görevi nedir? Gazetecilerin görevi halkı uyarmaya çalışmak elden geldiği kadar ve bunu ısrarla sürdürmektir. Nadir Nadi'nin bir başyazarlık, gazetecilik ve fikir adamlığından ayrı olarak tabii bir şapkası daha vardır. O da Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibidir. Ama doğrusunu isterseniz ben 8 yıldır kendisiyle bir genel yayın müdürü olarak yan yana çalışıyorum. Bu gazete sahipliği şapkasını bugüne kadar hissetmiş
değilim. Nadir Nadide bizim gördüğümüz ülke çapında her zaman savunduğu Atatürkçülük ve demokrasi fikrini kendi gazetesinin içinde gerçekleştirmiş olmasıdır. Hem çalışanlara hem yazarlarına her zaman özgür bırakmayı bilmiştir ve bu anlamda da hem tarihsel hem de moral bir ağırlığını biz her zaman bu gazetenin içinde hissetmişizdir. Gazeteler her şeyi bildikleri, gördükleri, düşündükleri gibi yazmalı mıdırlar? Bence yazmalıdır. Şeyin fikir özgürlüğünün şeysi temeli budur. Efendim, uzun ve verimli gazetecilik yıllarınızda pek çok devlet adamı, sanatçı, meşhur kimse tanıdınız. Devlet adamlarından başlayalım. Onları tanımakla ne kazanmıştınız? Sizde nasıl bir zenginleşme olmuştu? Pek bir şey olmadı. Çünkü ben biraz içine kapalı bir insanım. Evet. İnsanlarla buluşmaktan hoşlanırım ama etrafında bulunsunlar, aralarında konuşsunlar, tartışsınlar. Ben öyle kenardan izleyeyim bunları, isterim ben. Öyle isterim. Evet. Yaradılışım böyle. Onun için karıştırmıyorum şeyleri. Efendim, üzerinde durmadığımız bir konu var. Sizin müzik merakınız, merak ötesinde müzisyenliğiniz. Hı. Siz keman çalıyorsunuz. Kemana ne zaman başlamıştınız? Kemana çok erken başladım. 9-10 yaşında, 9 yaşındaydım Ankara'da. Babam beni Zeki Bey'e götürdü. Müzikay Humayun baş kemancısı idi Zeki Bey. Onunla başladım. Hiçbir şey anlamadım. Gittim, bana bir keman verdiler. Çal bakayım falan dedi Zeki Bey. Ses çıkıyor, anlam çıkmıyor. O kadar yabancıydım çünkü evde keman çalan yoktu. Ne Alaturka, evet, ne Alfranga, hiç yoktu. Hiç müzikle ilgili kimse yok. Kimse evet. Yoktu. Babam da müzikle ilgili değildi. Evet. Bu ne babama kızardım o zaman. Bana keman öğretiyor, ben bahçede kuşları kollayıp da öpseyle tutacağım. Kime alıyor, ne, bu ne işe yarar diye düşünürdüm. Sonra olgunlaştıkça anladım babamın haklı olduğunu. Bir de kitap yazmıştınız, Dostum Mozart. Mozart'la dostunuz nasıl bir dostluktu efendim? Ne bulursam alıyorum Mozart'a dair. Zaten 5 tane keman konsertosu vardı. Evet. Birçok sonatları vardı. Onları alıyordum, okuyordum. Bir görev olarak düşündüm. Ben ilk bu kadar seviyorum. Başka insanlar da şu adamı sevse de benim yarım kadar sevseler hoşuma gider diyordum. Ondan başladım. Nadir Bey, bizim müzik hayatımızda Cumhuriyet'ten sonra hele çok sesli müziğin yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir rol oynayan kişidir bence. Aslında bu yönünü bilenler azdır Nadir Bey'in. Onu daha ziyade bir basın kişisi ve siyaset adamı olarak düşünürler. Fakat sanatla olan ilişkileri oldukça önemlidir. Çünkü Türk basınına ilk kez Nadir Bey müzik eleştirisi diye bir konuyu tanıtan insandır. Ve bu müzik eleştirisi konusu ondan sonra başlamış ve pek zenginleşmemekle birlikte gene basınımızın bazı organlarında zaman zaman yer alan bir olay olarak görülmüştür. Ben Atatürkçü değilim diye haykırıyor adeta bir kitabınız. Niçin Atatürkçü değilsiniz efendim? Bu Atatürkçücük adına yapılan bu kemercilikleri gördükten sonra nasıl Atatürkçü olayım? Nedir Atatürkçülük? Size göre nedir Atatürkçülük? Bana göre Atatürkçülük çağdaşlaşmak demektir. Çağdaş olmak demektir ki bizim bugünkü gidişimizde daha 80 sene çalışsak bir çağdaş olamayız. Bir Atatürkçülük değil de Atatürkçülüklerin bulunmasının sebebi sizce nedir? Çok güzel bir soru var. Fakat çok karışık, cevap vermesi çok güç. Atatürkçülük diyorsam ben, evet, demek ki birçok Atatürkçülük var demektir. Bu da Atatürkçülüğün olmadığını gösteriyor. Çok enteresan. Atatürkçülüğün henüz yerine oturmadığını gösteriyor. Peki efendim, Türkiye bu çokluklardan, Atatürk'ü bile türlü türlü anlayıştan kurtulabilecek mi? Maalesef bu gidişle ebediyen sözcüğe benzer. Çünkü herkes kendisine göre çekiyor. Evet. Gazete çıkarmanın zorlukları neler efendim? Galiba zor bir soru bu. Valla hem zor hem kolay. Kolay çünkü
herkes serbesttir. Bir iş verilmiştir, sen fıkra yazacaksın, sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın, sen spora bakacaksın falan demiştir. Adamlar aralarında uyuşurlarsa iyi gider. Uyuşmazlarsa, bir taraftan aksarsa gidemez tabii, yürüyemez. Gazeteyi çıkarmaktan ziyade herhalde yaşatmak daha zor. Çok zor. Sormayın. Kağıt bulmaktan tutun da bilmem yazı yazmaya kadar hepsi içine girer. Biraz bahseder misiniz bu zorluklardan? Zorluklardan pek bahsedemeyeceğim. Çünkü ben 3 seneden beri gazeteye pek ilgilenmiyorum. Efendim şöyle bir sual sorayım. Hayatınızda en çok önem verdiğiniz husus nedir? Hayatımda en çok önem verdiğim konu kendi kendimle mutabık kalmak. Kendi kendimle fikir bilgine varmak, öyle yaşamak. Bir aksayan bir yerim olsa, aksayan bir yeri olursa bunun, bu bütün hayatım bozulur. Siz nasıl bir patronsunuz? Gazetenin fikirlerine, yani bizim benzediğimiz Atatürkçülük fikirlerine aykırı olan arkadaşlarla çalışamazdım. Bu çok az olmuştur bunlar. Herkes Atatürkçü ama yazı, bu hudutlar dahilinde kalmak şartıyla herkes yazılarında yürüdür. İstediği yazı yazar, bakmam bile, geçer giderim üzerinde. Efendim nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Garip bir sual. Garip bir sual ama cevabı da zor bu sual tabii. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Neydi? İki tane balinayı kurtarmak için 1.400.000 dolar sarf ettiler. Ondan sonra orada her gün Filistin'de şeyler, insanlar, çocuklar ölüyor, kimsenin baktığı yok. Peki efendim, nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Sonu meçhule giden bir yoldayız. İyi bitmesini, iyi devam etmesini, çünkü bitici yoktur bu işlerin, iyi devam etmesini temenni ederiz.